komplo yani, olmak peki ben komplo teorisi olarak bakmıyorum olaya zaten. Yani bu fiili bir durumdu. Türkiye'nin bu sıkışık modellemesinden, yani modelleme derken bir sıkıntı vardı. Bunu Gezi Parkı'ndaki çok samimi olarak ortaya çıkan insanların içerisine sızmış olan illegal örgütlerin, kimse ona itiraz etmesin. Yani hodri meydan diyecek kadar oradaki sallanan pankartları görelim. Benim Bey hemen böyle tabii yapacak. Çok normal. SDP yasal, değil. Yasal bir parti. Yasal, o değil, o değil. Şiddete başvuran. Bakın, şiddete başvuran illegal örgütler adı altında. Bakın, marjinal falan demiyorum. Bunların hepsi eyvallah. Zaten Türkiye hepsine evet diyor. Ayrıca polis de onları ciğerlerine kadar hepsini tanıyor. Polis, tamam, şimdi polis meselesi ayrı bir konu. Ama önemli olan burada bir ayrışmaya tabi tutmamız lazım. Şimdi burada çok iyi bir noktaya geldik. Bu ayrıştığı noktada Taksim'de de bu arada bir piyano resteli var. Bak ne kadar güzel yani. Şimdi bu tam bunu yakaladı. Tam bu noktada aslında Doğan Hoca bunun için burada. Çünkü o toplumsal hareketler tarihi uzmanı. Ve ta 1908'den ve oradan fotoğraflardan filan bahsettiğimiz noktada aslında oraya bağlanabilirdik. Şimdi bize biraz bahseder misiniz? Öteden ben beri hemen. Medyanın, yani tamamlarsınız. Peki. Araya girin ya da. Peki, tamam. Hocam devam etsin, ben araya girelim. Peki. Öteden beri nasıl bakıyor? Siz pek çok toplumsal olayı da izlediniz. Onların medyaya yansımasına da baktınız. Bizi biraz aydınlatır mısınız bu konuda? Şimdi mesele, yani tartıştığımız meselede ikili bir boyut var. Şimdi uluslararası medya bu olayları başlattı mı? Ya da başladıktan sonra başka bir yere sevk edecek şekilde yayın yaptı mı? Bunu tartışmamız gerekiyor. Eğer birisi çıkıp diyorsa ki, İşte bu olaylar uluslararası medyanın yayınlarıyla çığırından çıkmıştır ya da başlatılmıştır ya da onlar sayesinde başlatılmıştır kontrol demiyor. İkinci şıktan devam edelim. Ama şimdi iç mihrak, iç mihrak, dış mihrak olayına girdiğiniz zaman aktörü ve temel dinamiği tanımlamaya başlıyorsunuz. Elbette eğer birisi uluslararası medya, benim 2013 İstanbul ayaklanması olarak nitelendirdiğim olayı başlattı derse biraz zaten komik duruma düşer. Yok yani bunu kimse demiyor zaten. Evet, yani bence bununla vakit kaybetmeyin. Ama öteki sizin hani denilen dediğiniz şey aslında bunu demek oluyor bence. Hangi denilen dediğiniz? Yani eğer uluslararası medyanın 2013 İstanbul ayaklanmasındaki rolü üzerine bir takım bahis konusu edilmesi dahi bence öteki tarafta söylenemeyen şeyi utangaç olarak söylemek. Yani bir takım işte devletlerin politikaları, şimdi uluslararası ilişkiler ve diplomasi üzerinde konuştuğumuz zaman şöyle bir tepki var. Ben aynı zamanda uluslararası ilişkiler bölümünde olduğum için şöyle bir defosu oluyor konunun. Şimdi dünyadaki olayları algılarken, devletlerden bahsederken sanki devletler böyle insanlar gibi algılanmaya başlıyor. İşte Amerika diyoruz. Amerika'nın şöyle bir çıkarı var. İran'ın şöyle bir çıkarı var. Türkiye'nin Orta Doğu'daki perspektifi bu. Şimdi Türkiye dediğimiz zaman bize Türkler şöyledir dediği zaman nasıl kızıyorsak, biz dersek ki İsrail'in işte şu konuda bir politikası var. Şimdi devletleri böyle insanileştirip insanmış gibi İsrail'in bir çıkarı var, İran'ın bir çıkarı var. Totalleştiriyoruz ve demin hani siz söylediniz kim bu dış mihraklar? İkiniz de çok güzel bir soru sordunuz. Hani kimin çıkarı, kim bunu düşünüyor dediğiniz zaman bunların cevabı yok. Çünkü dünyada o kadar çok fazla aktör ve o kadar çok fazla etken var ki bunları diplomasinin o terminolojisiyle açıklamak çok Peki, mümkün Mesut değil. Mesut Bey şimdi çok bundan ilginç bir şey söyledi demin. Dedi ki biz bunu tam olarak okuyamadık. Yani bu Taksim'de Gezi Parkı'nda olan şeyi. Şimdi peki dünya medyasının bunu okuyup okuyamadığını da ben bir yandan merak ediyorum. Çünkü benim kanaatimce burada çok önemli bir, ki bugün de değil o, ta en başında çok önemli, hatta Serdar Bey'in söylediği şey çok ilginçti. 21. yüzyıla ait ilk bu türden olayı yaşıyoruz. Yani reaksiyonel anlamda çok ilginç bir şey. Belki bu kadar yani farklı bir şey oldu. Yani. Yani. Arap, şey, Arap Baharı ya da bunun gibi başka bir takım şeyler değil de biz sanki biraz bugüne sadece Türkiye'ye özel de değil, Batı'ya da ait olarak yani onun içinde de ondaki olayları da karşılaştırdığımız onun da ötesinde hatta şu an için avantgard sayılabilecek bir şeyle karşı karşıyayız gibi. Evet, aynen yani avantgard. Evet. Batı bunu, Batı medyası da okuyabildi mi ki bunu? Yani evet. Onlar da neticede zaten sizin dediğiniz gibi belki de yani bütün bu olayları başlatmadılar belki ama sonra Türkiye'yi tek bir insana indirgeyip hangi konuşuyormuş medyada, gibi. Hangi medyadan bahsettiğinize bakar. Evet. Eski medya mı yeni medya gayet tabii ki okudu. Şimdi toplumsal hareketlere baktığımız zaman biraz da hani tarihiyle haşır neşir olmuş bir insan olarak örneğin 19. yüzyılın sonunda 20. yüzyılın başındaki hareketlerle ilgili ben özellikle Osmanlı coğrafyası ve Türkiye'deki ayaklanmalar, devrimler, isyanlara baktığım zaman dış arşivleri de kullanmış ve en önemli kaynağı gazeteler, medya olan bir insan olarak şunu söyleyeyim ki
bugünkü olayları tahlil edebilmek için biraz üstünden zaman geçmesi lazım. Şu anki bugünkü olaylara dair hani değerlendirmeler bana biraz afaki gelir. Çünkü ben biraz daha olaylara tarihçi gözüyle biraz bilimsel bakmak zorundayım. Ama ben geçmişteki olaylardan çıkarım nasıl yaparsak, örneğin 1908 devriminde bütün devletlerin arşivleri açıktır. Gidersiniz o devletler nasıl refleksler vermişler. Hem Osmanlı'da çıkan hem Avrupa'da çıkan basına baktığınız zaman nasıl manipüle etmeye çalışmışlar, nasıl aktarmışlar. Elbette ki çok farklı dünyalar ama takdir ederseniz ki 19. yüzyılın 20. yüzyılın başı başka bir teknolojik devrimin yaşandığı. Telgraf teknolojisinin, gazete teknolojisinin çok ciddi dönüşüm geçirdiği, kitle teknolojisinin ilk defa dünya çapında kenetlendiği, yani bugüne benzer evet, çünkü biz şu anda farklı bir teknolojiyle başka bir evreye geçiyoruz ama bir önceki evrede baktığımız zaman benim gördüğüm büyük toplumsal olayların bir odak tarafından yönlendirilmesi dahi mümkün değildir. Bu dönemden bahsediyorsun. Evet, geçmiş dönemden ve bugünden. Yani bir kişi diyorsa ki bir kişi, bu ülkeyi yöneten bir şahıs da olabilir veya ülkede olmuş olayları tahlil etmeye çalışan bir insan da muğlak bir takım kavramları kullanıyorsa, bilin ki çok olaylara vakıf bir insan değildir. Yani iç mihrak, dış mihrak, provokasyon, bu tür laflar ortaya çıkıyorsa o bundan bahseden insanın olaya çok vakıf olmadığı veya anlamadığını çok net söyleyebilir. Çünkü 1908'e baktığımız zaman mesela veya 19. yüzyıl, yok ben daha genel bir şeyden bahsediyorum. Gayet alındım yani. Alınmayın ama cevap verin. 19. yüzyıl ve 20. yüzyılda baktığımız zaman evet, devletler etraflarındaki olaylarla iştigal etmeye çalışır. Yani ne yapar? Oraya bir takım ajanlarını gönderebilir. Konsolosları vardır. Konsoloslukların çalıştığı bir takım istihbarat ajanları vardır. Zaten bunları herkes bilir. Her devletin vardır zaten. Bunlar raporlar gönderir. Bu raporları okursunuz. Nasıl refleks vermiş onları görürsünüz. Gazeteler, her gazetenin farklı, her yayın kuruluşunun farklı ideolojisi vardır. Her yayın kuruluşunun belli bir çizgisi vardır. Bunlar ona dair haberler yaparlar. Hiç kimse şey diyemez. Medya olayları görür, tarafsız bir şekilde ortaya koyar. Hiç kimse diyemez. Her yayın kuruluşunun belli bir çizgisi vardır. Her yayın kuruluşu ve gazete aynı zamanda siyasi iktidar tarafından etkilenir. Tamam, yani bu çok sormak bariz. Şimdi siz az önce bir akademisyen perspektifinden dediniz ki bugün olanları anlamak için biraz zaman geçmesi lazım. Hı-hı. Bir görmemiz lazım. Hı-hı. Ne kalıyor, tarihçi ne gidiyor. Tarihçi olarak. Başka ya, bir taraftan de var. Tersten okumak mümkün müdür? Mesela hani bir ilginç gözlem, kişisel gözlem olarak söyleyeyim. Biz bugün dış etkiler ne olabiliri tanımlarken bile 90 sene öncesinden kalma bir mihrak, iç dış mihrak. Hı-hı. Yani bu tabirlerle konuşuyoruz. Yani sizce bu şu anda bizim hangi tabirlerle, hangi terimlerle neyi anlatmaya çalıştığımız ne söylüyor? Neyi nasıl gördüğümüzle ilgili? Mesela 28 Şubat direkt hükümet refleksidir. Yani hükümet bunu 28 Şubat olarak kodlamak zorundadır. Çünkü karşısında çok ciddi bir isyan vardır ve bu isyanı bilememektedir. Ben hükümet parçası değilim mesela. Ben de size demedim hanımefendi, siz sırf demiyorsunuz bunu. Birçok gazetede okuyoruz, Twitter'larda okuyoruz, Facebook'ta tartışmalar yürüyor. Ben sizi tanımıyordum buraya gelirken ve bu söylediğiniz söyledim. Tanımlamayı çok büyük bir kavramsallaştırma olarak da algılamadım ama. Onun için haberim yoktu. Ama şöyle önemli bir husus var. Şimdi hükümetin şu anda olan olayı çok fazla algıladığını, ne olup ne bittiğini çok net bildiğini düşünmüyorum. Yani şu anda algılamaya çalışıyor. Algılamada bir gelişme var mı peki? Var tabii. Elbette ki yani şu anda yavaş yavaş zaman geçtikçe bunun hangi dinamiklerden ortaya çıktığını, bunun nereye gidebileceğine dair fikir üretmeye çalışıyor. Çünkü ne yapmaya çalışıyor? Yönetmeye çalışıyor. Burada bir dinamik var. Ben bu hareketin içindeki insanların da sonuçta ne yaptıklarını çok net bildiklerini iddia etmiyorum. Onlarla konuştuğunuz zaman da zaten hepsinin, çünkü eyleyen insanlar, fail insanlar olarak bir amaçları var. Ama onlar da değil. Örneğin Taksim Dayanışması, bu en önemli işte platform. Platform Taksim Dayanışması'nın içerisinde. Bunun içinde 80 tane örgüt var. Ben mesela bu dayanışma toplantılarına da katıldım. Oradaki örgütler, oradaki insanlar mesela bu hareketi yönetmeye çalışıyorlar, sevk etmeye. Ve ben en az 4-5 tane toplantılarına katıldım, zaten açık. Meclisler şeklinde de yapılıyor. Orada en büyük şikayet, bu illegal örgütler dediğiniz insanlar, onlar kimse yani, bir sürü siyasi olayları çıkartanlar, olayları gerçekten temsilcileri var. Orada en fazla konuşulan konu ne yapacaklarını bilememek.
Çünkü hiç kimse bu olayların hakim değil. Hiç çünkü kimse onlar organize değiller. Bir şekilde bir yere sevk edemiyorlar. Bu güzel bir şey ama. Tabii, onlar bunu celebrate herkes, ediyor. Herkes yani bizim bir başımız yok bu hareketi yönlendirmeye, yönlendirmeye çalışır. Hükümet de şimdi 28 Şubat nereden çıkıyor? 28 Şubat şundan çıkıyor. 28 Şubat'ta neredeydiniz diye mesela ilk önce muhafazakar basın sordu. Haklıda bir soru olabilir. Hani diyebilir ki biz çok mağdurduk. Hayır yanlış anlamışsınız. Ben sizinle tartışmıyorum hanımefendi. Yani dünyanın merkezinde olmadığınız için sizle tartışmak mecburiyetinde değilim. Şimdi muhafazakar basında böyle tweetler atıldığı için 28 Şubat'ta neredeydiniz diye bir soru sordu. Bu soru haklı olabilir. Ama meydandan gelen çok güzel bir cevap verdi. 28 Şubat'ta kreşteydik dediler. Çünkü şimdi burada duralım mı? Şimdi 3 dakika sonra reklam araması var. Şunun altını Nuray Hanım'a cevap hakkı vermem lazım. Evet evet ama ben kendisiyle tartışmıyorum. Bu harika bir cevap. Ama yani harika, bir şey söylemeniz gerekiyor. Harika şu yani anda. Kreşte 28 var. Şubat'ta evet, bu çocuklar evet, kreşteydiler ve 28 Şubat. Yani hükümet niye 28 Şubat olarak kodlamak zorunda? 28 Şubat olarak kodlarsa çünkü karşısındaki düşmanı çok net tarif etmiş olacak ve onunla mücadele etmesi daha kolay olacak. Ne yapıyor? CHP burada diyor. CHP'nin olaylarla hiçbir alakası yok. CHP buraya müdahale bile ediyor. Ayrıca 28 Şubat sürecinin mağdurları da var orada. Evet, evet. Peki, aynen. Şimdi reklam arasından önce Nuray Hanım'a çok söz de geldi. O da araya girmek istedi. Buyurun efendim. Reklam arasından önce. Önce. Aha, şimdi. Şimdi yani. Ben bunu ilk 28 Şubat dendiğinde Rusya'nın nüfuzu altında olduğu söylenen ülkelerde baharlar gerçekleşti. Yani Fas hariç, Fas kralından hoşlanmıyor Fas halkı ama bahar olmadı orada. Yani Tunus'ta işte Yemen'de, Mısır'da işte Suriye'de bilmem şeyde. Siz şimdi diyorsunuz ki İslamcılar, Suriye'den hiç bahsedilmiyor. Yani Tunus'ta, Rusya zaten bundan memnun Tunus'ta bu bakımdan. Tunus'ta başörtüsü yasağı 2006'da konmuş. 2009'da, 2010'da başladı Arap Baharı. İslamcılar iktidara geldi. Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmaya çalıştığı şey ne? Oradaki İslamcılarla muhatap oluyor. Yani iktidardan düşmüş laik partilerle muhatap olmuyor. Ama orayı ziyaret etmeye gittiğinde olaylar başladıktan sonra ona onun oradaki ziyaretlerinde muhalif olan partilerin nasıl tavır koydukları, görüşmedikleri, Despot Erdoğan'la biz görüşmeyiz diye bütün bu haberler yan yana çıktı. Yani 28 Şubat derken ben orada... bölgenin 28, uluslararası 28 Şubat'ı ben niye diyorum? Bölgenin 28, sizin bahsettiğiniz 28 Şubat'ta şey söylemiyorum, öyle bir şey söylemiyorum, yanlış anlamışsınız onu. Oraya bakarak, bölgeye bakarak, yani kendisine BOP eş başkanı deyip dalga geçen insanlara belki de artık eş başkan değilim, ben başkanım demeye çalıştı belki de. Yani kimsenin dediğiyle hareket etmiyorum, ben artık özgürce kendi bölgemde, kendi küresel aktörlüğümü, kendi özneliğimi bir özne olarak hareket ediyorum demeye çalıştı kendi şeyinde, yani kendi eşitinde. Ama siz onu Esed'le eşitlerseniz, aynı cümlede diktatör, bilmem kontrol freak, bilmem ne derseniz, bu gibi şeylerle derseniz, o zaman ben de bakarım hangi kimseler, hangi kelimeleri kullanarak politika yapıyor o kelimelerle. Kelimeler çok mühimdir. Yani evet, kelimeleri kullanan insanlara ben bakarım bunlar neden bu kelimeleri kullanmaya başladılar? Neden bilmem çünkü ne şovuna... Çünkü algılarla ilişkili olduğunu hocam, düşünüyorum. Hocam kelimeler önemlidir. O zaman şu Gezi Parkı'nda olan gençler, 90 kuşağının kelimelerine dikkat edelim hepimiz. Ya 90 kuşağından benim arkadaşlarım var. Hepsi oradalar. Ben onlarla, onlar benim her şeyimi biliyor. Yani 10 senedir tanıyorlar. Hiç demiyorum. Biz dikkat edelim. Hepimiz için söylüyorum. Evet. Başbakanımız da hepimiz. Onun kelimeleri onlar, farklı. Onlar, tabii ki elbette. Onlar kendileri orada bir mana buldular. Harika bir şey oldu. Onları tebrik o ediyorum. O manayı biz anlayabiliyor yani muyuz? Yani manasız bir hayat yaşarken pek çoğu belki orada bir mana, bir güzellik, bir insaniyet buldu ki elbette orada biz kalacaklar ve onu devam ettirecekler. Ve ben bundan çok mutluyum. Dünyanın en güzel şeyi oldu. Ülkemin, ülkem adına ama çok mutluyum. Ama komplo yapıyı anlatırsak bu çocukları hayır, harcarız. Hayır, onunla onu karıştırırsak asıl harcarız. Sapla saman aynı torbaya atılmaz. Çok daha güzel bir şey yaptılar. Evet, evet bir şimdi... reklam arası verelim ondan sonra devam edeceğiz. Evet, bu arada reklam arasında yeni bir konuğumuz da eklendi. Tam bir çalışma masasına döndü burası. Bayağı bir kalabalığız bu akşam. Artık kusurumuza bakmasın izleyenler eğer göz zevkini buluyorsa. Andy hoş geldin. Hoş bulduk. Seni davet ederken de demiştik ki dış basının
Gezi olaylarını nasıl gördüğü üzerine biz buna çok kafa yoruyoruz. Penguin lobisi olarak temsilcisi. Bu temsille de en derin kabusunda. Kısa bir tanısalım, çok da tanıtılmaya ihtiyacı olduğundan değil ama hem içeriği ulusal basını bilen hem de yurt dışında. Hayır, dış basını hak ettim bu akşam. Dış basın olarak. Baş komplocu. Baş komplocu olarak. Mihrak kelimesini tercih ediyoruz. Tarihsel süreçte. Mihrak kelimesi ayrıca da. Nedir bunlara yorumun Andy, onu merak ediyorum. Yani bir tarafta açıkçası hani bu gezi protestolarını iyi anlattı dış basın. Hatta Türkiye'de yapılmayanı yaptı, boşluk doldurdu diyenler var. Bir tarafta da bunun arkasında başka güçler var. Uluslararası medya organları da bunun bir parçası diyenler var. Bu ciddi bir soru. Bu ciddi bir soru. Ciddi almak biraz zor tabii ki. Yani tabii dış basına bakmayalım, iç basına bakalım. Yani Türkiye'nin basını nasıl, bu iş nasıl, ne gördük bu akşam? Yani bu süreç başladığı zaman, Taksim Gezi Park işgal başladığı zaman ne gösterdiler? Penguin göstermişler, Mars göstermişler. Ya haber göstermediler. Dış basın haber gösterdiler. Bu komplo mu yoksa görevini getirmişler? Yani bu soru ciddi almak çok zor bana. Hayır, oradaki tabii soru, bunun devamındaki sorular hep şöyle. Başka bir ülkedeki bu türden olayları yansıtmak daha kolay. Kendi ülkelerinde olduğunda biraz daha mesafeli ve biraz daha ağırdan alarak yapıyorlar. Tabii bir başka soru işaretiyle bitmeyen aslında bir soru da geliyor. Tabii yani başka birinin memleketin haber göstermek daha kolay tabii ki. Yani bu o kadar hassasiyet yok ama... Gene de doğal bir ilgisi var. Türkiye, mesela bu Taksim neresinde İstanbul'da? Ya Taksim kaç tane 5 yıldız otel var? Kaç tane turist kalıyor? Kaç yabancı geliyor Türkiye'de? Nerede oturuyor? Nerede geziyor? Gezi Park'ta geziyor. Bu haber mi? Yani tabii ki gösterdiler. Yani bu, hani en fazla bilinen yerlerden biri de olduğu için ayrıca. Aslında hani o önemli bir soru. Şimdi hem en fazla bilinen yer olduğu için belki merak ediliyor. Bir taraftan da şurada var. Yani şimdi bölgeye bakıldığında en azından haber refleksi, en azından Batı haber refleksi bölgeyle ilgili son 2-3 yılda sürekli olarak bir... istikrarsızlığı anlatma, yazma, kameraya çekme vesaire, işte Arap Baharı süreci ve bununla ama Arap Baharı bahsettiğinizde istikrarsızlıktan bahsetmiyor, ümitten bahsetmişler. Bahar ne demek? Bahar kış dememek. Yani bahar ümit verici bir yol. Tabii yanlış, belki o zaman da yanlış, belki bahar daha o kadar iyi anlamadılar. Yani bu çok karmaşık bir olay. Tam yani ümit verici ya da ümit vermeyen bir olay olabilir. Ama tabii ya, onu gerçek anlamaya çalışıyorlar. Aha. Peki yani merak ettiğim soru şu aslında. Hani bütün bu... Söz kestim. Estağfurullah, hiçbir şekilde. Bir daha yapacağım. Şimdi... Bir taraftan işte Arap Baharı diyebiliriz, ümit diyebiliriz, ümitsizlik diyebiliriz, okey. Ya bunların hepsi tartışılabilecek terimler. Ama Türkiye burada biraz farklı bir yerde duruyordu. Hep. Evet. Biraz değil, bayağı farklı bir yerde duruyordu. Bu bahar aslında benim haberde çıkmadı tabii ki. Evet. Bahar'dan bahsetmedim. Yani bu yüzden mi ilgileniyor bu kadar dış basın bu haberle ilgili? Yani birçok istikrarsızlığın içerisinde istikrarlı bir portre çiziyordu Türkiye. Yani bu yüzden mi bir merak var? Tabii Taksim yani trafik sıkıntısı olduğunu bu haber sayılmıyor. Yani yurt dışına CNN gelip yani Taksim'de her şey normal olduğunu tabii CNN ekipler gelmeyecek. Ama Taksim'de yani bir ağaç, yani ağaç kurumak için binlerce, yüz binlerce kişi geliyor. Biber gaz, bütün İstanbul, bütün turist semtler biber gaz dolu olduğu için bu haber sayılır. Evet. Yani ister istemez haber. Haber refleksiyle alakalı diyoruz yani uluslararası basın. Ya belki Türk basın refleks, yani böyle haber vermek istediği zaman ya veremezsiniz diyorlar ama bizde o refleks yok. Evet. Bizde dediğin? Biz yani dış basın diyoruz. Türk, evet. Türk basın diyoruz. Peki. Şimdi Mustafa Akyol, gazeteci yazar Mustafa Akyol. Çok bekledik. Ona bize kızmasın, bir iki dakika içerisinde kendisinden meramla anlatmasın rica edeceğiz. Saraybosna'da kendisi. Mustafa, beni duyabiliyor musun? Duyuyorum. Merhaba Avşin. İyi akşamlar Mustafa. Çok beklettik. Kusurumuza bakma, tekrar söylüyorum. Başından beri bunu anlamaya çalışıyoruz. Batı medyası neden bu kadar ilgi gösteriyor? Tabii bunun burada en azından tartıştığımız önemli bir boyutu Türkiye'ye yönelik bir komplo var ve Batı'da Batı medyası da buna alet mi oluyor konuştuk. Cevabını merak ediyoruz. O yüzden bağlandık.
Rica ederim. Beklemek sorun değil. Medyada her zaman işler planlandığı gibi gitmez. Bu bizim medya için de geçerli, dünya medyası için de. Şimdi şunu söyleyeyim önce, ben Saraybosna'dayım ve burada gördüğüm, hani burada nasıl bakıyor diye öncelikle belki insanlar merak edebilir. AK Parti'ye, Başbakan Erdoğan'a büyük bir sempati var genellikle. Çok da anlaşılır bir sebebi var. Bu hükümetin Saraybosna'ya ya da Bosna Hersek'e 10 yıldır sahip çıkan bir siyaseti var. Benim de çok desteklediğim bir siyaset bu. Dolayısıyla İslam dünyasının farklı yerlerinde de böyle anlaşılıyor. Yani İslam dünyasının genelinde de bir sempati var. Fakat hemen şunu söyleyeyim ben. Bugüne kadar Türkiye'nin pek çok, bu hükümetin pek çok siyasetini desteklemiş bir insan olarak ben bu olayda hükümetin biraz hem yanlış reaksiyon verdiğini hem de yanlış yorumladığını olayı düşünüyorum. Hem hükümetin, hükümet ise daha doğrusu farklı sesler var ama özellikle komplo olarak görmeye yatkın olan yaklaşımın biraz yanlış olduğunu düşünüyorum. Neden? Bu medya konusu özellikle son gündeme geldi. Onun üzerinden söyleyeyim. Şimdi bir, eğer bana derseniz Batı dünyasında, Batı medyasında Türkiye'ye, Orta Doğu'ya, İslam dünyasına yönelik bir oryantalist ön yargı, bir çifte standart, bir peşin hüküm var derseniz buna eyvallah, kesinlikle var. Tabii farklı farklı düzeylerde var. BBC'de daha az vardır da Amerika'daki Fox News'da 5 katı onun daha fazla vardır. Batı medyası da tek sesli değil. The Guardian her zaman örneğin mesela İngiltere'de biraz daha tarafsız bakmaya çalışır. Mesela Filistin meselesine Amerika'ya baksanız çok koyu bir İsrail'li ofisi etkisi görürsünüz mesela merkez medyada. Kesinlikle bir takım önyargılar var. Fakat Batı medyasında bir takım önyargıların, çifte standartların olması başka bir şey. Bütün bu olayın Batı medyasının da içinde olduğu bir takım karanlık çevreler tarafından planlanıp tezgahlanmış olması bambaşka bir şey. Ben bu ikinci teze karşıyım baştan beridir. Niye karşıyım? Çünkü Türkiye'de yaşadığımız olay bir sosyal olaydır. Bir sosyal öfke patlamasıdır. Bu öfke patlamasının çok gayrimeşru tezahürleri de olmuştur. İşte vandalizm, insanlara saldırma, sokakta başörtülü bulduğunda ona karşı çirkefçe saldıranlar olmuştur. Fakat çok barışçıl bir yönü de var. İşte Gezi Parkı'nda gördüğümüz gibi bir kere bunları ayırmak lazım. Ama bu nihayetinde sosyal bir olaydır. Ve ne yazık ki Türkiye'de siyasi iktidarların refleksi, karşılarında sosyal zeminlere dayalı öfke patlamaları, bir takım şiddet hareketleri olduğunda bunu iç ve dış mihraklara bağlayıp konuyu da bunun terörün belini kıracağız, dik durarak, sağlam durarak diye konuyu geçiştirmektir. Bunu eskiden eski Türkiye Kürt sorununda yapardı. Denirdi ki Kürt sorunu diye bir şey yoktur, sorun da yok, Kürtlerin hiçbir sorunu da yok Türkiye'de. Bunu yabancılar çıkarıyor, uyduruyor. İçeride de bir takım satın alınmış ajanlar var. Bunları kullanıyorlar, kullanıp atıyorlar. Biz ne yapacağız? Bunların belini kıracağız. Yani ne yapacağız? Hiç kendimizi değiştirecek bir şeyimiz yok. Bizim bir hatamız falan yok devlet, hükümet olarak. Yeterince sert durmamız lazım ki bu sorun bitsin. Evet. Bu zihniyet PKK'yı, terörü kangrenleştirdi. Ancak sonradan anlamaya başladık ki ya bu sosyal bir mesele. Orada bir takım haklı öfke sebepleri var. Bunları giderirsek işte terörün zemini de ortadan kalkar, o öfke de diner falan diye. Ve bu değişimi gerçekleştiren de büyük ölçüde AK Parti hükümeti oldu. Ben de bunu tamamen destekledim, hala da destekliyorum. Kürt sorunundaki dönüşümü. Evet. Bence bugün aslında benzer bir eski Türkiye refleksi gösteriyoruz. İçimizde bir sosyal gerilim var, bir öfke patlaması var. Bunun kabul edilemez, yanlış, mutlaka polisin müdahale etmesi gereken şiddet tezahürleri var. Fakat Allah'tan PKK gibi tamamen bir terör hareketiyle yüzde değiliz. Son derece barışçıl ağırlıklı bir tablo da var. Yani Gezi Parkı'ndaki evet. Pek çok insan da barışçıl olarak fikrini ifade ediyor. Bu müdahaleye, bunu provoke etti, bu olayları kim patlattı derseniz, vallahi ilk gün polise kim çadırları yakın, barışçıl gösteri yapanların üzerine gaz sıkın dediyse herhalde gidip ona bakmak lazım. Çünkü bu olayları patlatan evet. Buydu. Şimdi bunlar olduktan sonra, bu biz hataları içeride yaptıktan sonra, hükümet olarak, medya olarak yaptıktan sonra, medya da belki aslında bu işleri provoke ettiği değil, tam tersine yeterince aktarmadığı için yani suçlu, biliyorsunuz. Şimdi bu penguen diye Türkiye'de bir artık espri ortaya çıktı. Yani hepimiz bunun kontekstini biliyoruz. Dünya medyası da belki tam da o yüzden, belki gereğinden fazla ilgi gösterdi denebilir. Fakat şunu söyleyeceğim, ben bunu Türkiye'de bu olay çıktığından beri söylüyorum. Bana bazı muhafazakarlar kızıyorlar, siz nasıl bu komployu görmezsiniz filan diye. İster komple evet. olduğuna inanalım, inanmayalım. Ki buna inanmak bir Türkiye refleksidir. Yani biz içimize işlemiştir bu Sevr paranoyasından bugüne kadar. Evet. İster komple olsun olmasın, komplocuları vazgeçiremezsiniz. Yani eğer siz bugün CNN'in Türkiye'ye bir komple yaptığını düşünüyorsanız, kahrolsun CNN diye internet kampanyaları yapmakla yani CNN'in yayın politikasını değiştiremezsiniz. Evet. Biraz daha gülerler size. Mustafa, ama teşekkür ederiz.
malzeme vermezsiniz dünyaya. Eğer sizin dünyaya karşı ön yargılı olduğunu düşünüyorsanız dünyanın size karşı, bu gerilimi düşürürsünüz. Barışırsınız parktakilerle. Parktakiler de referandum gibi meşru bir çözüme karşı anlayış gösterir. Uzlaşı olur Türkiye'de. Evet. İki taraf birbirini tahrik etmez. Bu malzemeyi vermezseniz de bütün dünyaya karşı komplo kursun. Hiçbir faydası olmaz. Mustafa, çok kalabalığı stüdyoda. Çok teşekkür ediyoruz sana katkın için. Burada da böyle büyük bir gerilim ve baskı altındayız. Çünkü az süremiz kaldı ve onu paylaştırmak bir mesele haline gelecek yavaş yavaş. Şimdi gaz kullanmazsan sorun yok. Tabii şimdi benim bu arada yaptığım bir takım görüşmelerden, Amerika ile Avrupa ile falan yaptığım bir takım görüşmelerden ilginç bir takım satır başlarını, hatta bu olayları izleyen, hatta bu olayların içinde bir yandan da Twitter'da aktif olarak yer alanlardan, topladığım şeylerden bir takım notlar söyleyeceğim ve ondan sonra son sözleri almak için konuşalım isteyeceğim. Şimdi bir tanesi Graham Fuller'ın yazdığı ilginç bir yazı var New York Times'da bugün. Ve o diyor ki Türkiye'deki bu yaşanan meseleyi bir Türk baharı falan olarak nitelemek ya da bir demokrasi eksikliği olarak görmektense demokrasinin olgunlaşması ve bununla ilgili bir şeylerin gelişmelerin sancısı falan diye bakmak daha doğru olabilir. Bu da benim açımdan iyimserlik gibi görüyorsanız hiç değil diyor. Çünkü çok önemli bir aşama. Çünkü katılımcı demokrasinin bir örneğini görüyoruz Türkiye'de diyor. Amerika'dan başka bir yorumda, Amerika'da şu anda ciddi bir skandalla boğuşulduğu bilgi NSA'den kaynaklanan ve gazetecilerin ve dünyada pek çok kişinin izlenmesi, dinlenmesi meselesi. Bu olayı ikinci plana itmek için bir tür kamuflaj olarak Gezi'nin çok önemli bir haber maddesi olarak gündemde tutuldu ve birinci sırada olduğuna dair bir yine yorum ve iddia var Amerika'dan. Yani CNN ve pek çok kanal Gezi'yi görüyor çünkü öbür hikayeden bahsederlerse söyleyecek bir şey de yok. Çok da korkunç bir skandal söz konusu falan diyor. Pardon, kim bunu kim diyor? Bunu Amerika'daki muhabirimiz diyor. Komplodur belki. Efendim şimdi bu skandalla ilgili olarak. Saçmalık tabii. Yani sizin dediğiniz o ama böyle bir yorum var ve bu yorum objektif bir yorum. Bundan emin olun. Yani bu yorum. Objektif bir yorum. Emin olun. Çok objektif. Şimdi bir de tabii bunun yeni level olarak adlandırılması falan gibi de bir durum da var. Yani o yeni level'dan kasıt ne? Şimdi aslında tam da 21. yüzyılın ilk bu türden isyanı gibi bakabiliriz dediği şey Serdar Bey'in. Yani çevrecilik için bambaşka bir merak ve bambaşka bir savunma. Ve dolayısıyla bunu anlamak için aslında belki de dünyanın da başka bir şekilde bakması filan. Dolayısıyla burada son sözlerinizi buradan alalım istiyorum. Bunu nasıl değerlendireceğiz şimdi? Serdar Bey, buyurun. Teşekkür ederim. Ben şeyi görmeye başladım. Gençlerle konuştukça, onlardan öğrendikçe ana dilimizde bir farklılaşma oluyor. Benim en azından benim yaşımdaki insanların, gençlerin kullandığı ana dilde bir farklılaşma var. Onları konuşurken kullandığın nüanslar, tonlamalar zaten farklı. Farklı bir lisan gibi konuşuyorlar. Bir de anlamları farklı bizden. Hayata bakışları farklı. Ben gençliği değerlendirirken bu olaylardan önce bunları az okuyorlar, siyasi değil diye küçümsüyordum. Açıkça söylüyorum şimdi. Üniversitede ders verme şansına sahip oldum bu sene. O öğrencilerime ön yargılı bakıyordum. Fakat sonra fark ettim ki bu olaylar bana realize ettirdi ki bunlar farklı bir şekilde düşünüyorlar. Benim anlamamda zorlandığım bir farklılık var ve bu çok saygı duymaya başladığım bir farklılık. Bu yüzden Batı dünyasının bunun ilgisinin de bence dünyadaki ilk dijital kuşağın ortaya koyduğu bir sokak eylemi olduğunu düşünmek istiyorum. En azından Batı medyasının dijital bölümü böyle bakıyor ve beni bu çocuklara çok saygıyla yaklaştırıyor. Komplo meselesi, bu istemeden bu işin içine dahil olmuş olabilirler ama bu çocuklar şunu bilelim ki her türlü otoriteye, her türlü yetkiye karşılar. Anne babaları olsun, hükümet olsun, polis olsun, uluslararası komplolar olsun, bir komploda isteyerek olmaz insanlar. Komplo olsa onlar karşı çıkacaktır. Bunları komplo açıklamasının bu da çocukların yaptığı mükemmel işi azaltacağı, önemini azaltacağını düşünüyorum. Bu son. Evet, yani ben bıraktığı yerden gideyim Serdar Bey'in. Şimdi
sosyolojik olarak, siyasal olarak çok yeni bir tablo ortaya çıktı ve bunun çok derinlemesine bir hazine olarak ele alınması ve buradan ciddi olarak bu toplum, bu gençlik nereye gidiyor ve siyaset bunu nasıl taşıyabilir ileriye, bununla ilgili ciddi ciddi kafa yorulması gerekiyor. Eğer komplo işine girersek sosyolojik olarak bunu ıskalarız. Yani böyle bir fırsatı kaçırmış oluruz. Bir kere dinamikleri var, kendi iş dinamikleri var, başardıkları şeyler var. En basitinden şunu söyleyeyim. Orada işte şeyle Atatürkçü ya da ulusalcı olarak kendini tanımlayan insanlarla BDP'liler bir arada yaşamayı başardılar. Tartıştılar, hatta kavgalar çıktı. Ama işte o çok şahane bir fotoğrafa da yansıdı. İşte tazyikli suyun altından kaçarken birinin elinde şey var, işte Atatürk bayrağı var, birinin elinde BDP bayrağı var. El ele birbirini taşıyorlar. Bu fotoğraf o anda bir tazyik ve baskının yol açtığı bir hani tamamen zorlama bir şey değil. Bu sahada var. Yani parkta bunu görebiliyorsunuz. Normalde kesinlikle bir araya gelmeyecek çok sayıda toplumun farklı renkleri ve aktörleri oraya bir araya gelmişler. Çok sorun olabilir. Yani eğer giderseniz orada işte hani günah anlamında söylüyorum, günah da bulabilirsiniz. Ama bu genel fotoğrafı asla bozmayan bir şey. Bunun üzerine yoğunlaşıp buradan daha olumlu, özellikle bunu siyasetin yapması gerekiyor, başbakanın yapması gerekiyor, daha olumlu algılamak. Bunları ayrıştırarak değil, yok Gezi içindekiler ve dışındakiler, bu çok komik. Yani ve de başka bir şey daha, bu gençlerin verdiği mesajla ilgili, dil çok önemli. Bu gençler bizim klasik, konvansiyonel siyasetin tahrik edebileceği gençler değil. Aynı fikirdeyim. Mesela Çapulcu dedi, değil mi başbakan? Çapulcu'yu öyle bir içselleştirdiler ki ve bunu bir markaya dönüştürebildiler. Evet, bu büyük bir öfke nedeni oldu ama her açıklamanın televizyonda yapılan... Çapulcu TV kurulmuş, gördünüz mü? Her açıklamanın arkasında buna çok çok böyle nazik, çok esprili, inanılmaz akıllı yanıtlar veriyorlar ve üretiyorlar. Bu bir değerdir. Bu küçümsenecek... Ay yaşlar, çapulcular diye küçümsenecek bir şey değildi, birikim değildi. Türkiye'nin birikimidir, sahip çıkmak gerekiyor. Teşekkür ederim. Komplo nerede? Pazartesi sabah 6 tane Türk gazetesiyle aynı manşet verdi. Yani bu komplo mu, tesadüf mü? Yani bu Dışişleri Bakan bu olayla Türkiye'nin imaj zarar veren bir gösterisi. Ama tam ters dediğiniz gibi. Yani bu ne gösteriyor? Ya yani kim zarar verdi Türk imajı? Yani biber gaz kullanan yoksa Taksim'de piyano çalanan? Yani bu, biz yani Taksim'e bakarsak biz gurur duyuyoruz. Yani zaten bu, bütün bu durum bir imaja zarar verdi mi ki dünya basını? Yani dünya basını iyi anlarsa, benim yazılar okursa bile anlayacak ki bu Türkiye'ne umut verici bir olay. Neden umut verici? Çünkü dediğiniz gibi Türk gençler onlar yöneten daha akıllı oluyor, daha mizah kullanabilecek. Yani baş kaldırmak değil, alay ediyor başbakanı. Yani, yani bu yani klasik bir darbecilik değil. Yani onlar sadece darbe anlayabilirler, komplo anlayabilirler. Ama bu kadar akıllı, bu kadar esnek, bu kadar mizah yani anlayamaz. Yani biraz yani daha ondan komplo anlıyorlar diyorlar, evet. Çünkü hiçbir şey anlamıyor. Yani Graham Fuller'ın yazısında bahsettiği aslında bu Türkiye demokrasisinin reputasyonu için kötü bir şey değil, aslında iyi bir şey. Çünkü tabii demokratik ki bir tabii ifade ki alanı da var aslında diye bir tanım var. Biraz daha buna yakın duruyorsun galiba. Tabii ki. Evet. Bence burada bir imaj sorunu varsa bu hareket tarihe şöyle geçecek bence ileride. Tayyip Erdoğan'ın imajının çok net zedelendiği bir hareket olarak geçecek. Çünkü bu artık 10 yıldır kendisini destekleyen kesimlerin dışında çok ciddi bir hegemonya kuran bir partinin rızaya dayalı hegemonyasının parçalandığı, başka bir dilin bu hegemonyayı altüst ettiği ve bundan dolayı var olan iktidarın kendi bahçesine çekilmek zorunda kaldığı, bunun da kendiliğinden bir politik özgürlük temasıyla ortaya çıkan kitleler tarafından yapıldığı bir şekilde hatırlanacak. Çünkü
Bunun dünyaya bir katkısı olacak. Evet, çok büyük katkısı olacak. Türk baharatı sonradan denir mi denmez mi o kadar önemli değil ama dünyaya baktığımız zaman örneğin Occupy hareketlerindeki gibi daha çok işte 700 euroluk kuşak eylemi değil bu. Sosyal bir takım işte refah devletin ortasında kalkmaya, neoliberal kapitalizme karşı çıkan bir eylem değil bu. Bu daha çok politik olarak gündelik hayattaki yaşamlarında baskı hisseden, baskıya uğradığını, işte biz buna seçimler var diyebiliriz, meşru bir hükümet diyebiliriz ama gençlerin politik olarak baskı altında kendilerini hissettikleri, var olan monark diyebileceğim, yani çünkü hani bütün talepler daha liberal, daha özgürlük taleplerini şöyle gündeme tabii götürüyor. Kıyaslandığında şöyle bir şey söyleniyor tabii, yani bu ülkede 10 yıllardır çok Avrupa ile kıyaslanabilecek sürelerden bahsediyoruz. Yani meşru seçimler yapılıyor, seçim kurumu çok önemli bir kurum. Çok önemli, evet. Ve dolayısıyla Arap Baharı ya da oradaki herhangi bir ülkedeki tahrir meydanıyla şununla bunda o bakımdan kıyaslanamayacağı söyleniyor ki bunlar, bunu söyleyenlerden bir tanesi Granfood. Evet. O yazı o bakımdan bugün ilginç. Fakat şöyle bir şeyi gözden kaçırıyorlar. Elbette ki mübarek rejimi veya Baas rejimleriyle Türkiye'deki demokrasiyi karşılaştırmak bu anlamda çok mümkün değil. Ama Gezi Parkı'ndaki çocuklar için Tayyip Erdoğan bugün bir mübarektir. Bunu görmek gerekiyor. Peki, seçimlerin olması, yani bu çocuklar %10 barajının olduğu, geri çağırma mekanizmaları gibi daha demokratik şeylerin olmadığı, kendi seslerini söyleyebilecek imkanların çok net hissetmedikleri bir ortamda mübarekle Tayyip Erdoğan'ı eşitliyorlar ve bundan dolayı bu eylem politik özgürlükler için yapılmış bir eylem. Bu gençlere şey diyemezsiniz, siz mübarekten, Mısır'daki gençlerden daha şanslısınız diyerek, İran'daki çocuklardan daha şanslısınız diyerek bunların karşısında geçemezsiniz. Çünkü onları ilgilendirmiyor. Peki. Onları kendi hayatlarındaki baskı, hissettikleri baskı ilgilendiriyor. Tamam. Ve buna karşı direniyorlar ve bence artık başarılı oldular ve yeni bir evreye geçecek. Evet, şimdi ben sizin buna değerlendirmeniz nedir? Beyefendi, bir konusu daha iyi değil mi? Gençlik kredinizi mi kullanmak istiyorsunuz? Yoksa? Ama bu arada En son psikolojik her türlü son sözü söyleyen psikolojik olarak 30, son şey yapar. 30 saniyeniz daha geçiyor. Öyle mi yapalım? Tamam, o zaman buyurun. Buyurun Mesut Bey. Sorudan oraya da. Peki. Şimdi öncelikli olarak burada antidemokratik güçlerin sınıfta kaldığını söyleyebiliriz. Türkiye sosyal sermayesini bu arada çok iyi okumak zorunda olduğunu bir kere daha hissetti. Özellikle gençlerin burada kendi üzerlerine koyulan vesayetlerin geleceğe ilişkin olarak tamamen kendi tasarrufu olduğunun çok net mesajları verildi. Bu meseleyi aslında siyaseten ve politik olarak farklı mecralara çekmek isteyenlerin bu konuda açıkçası mutlaka Türkiye'deki demokratik ortamdan dolayı hakları olabilir. Ama son tahlilde Türkiye'de demokrasinin öyle veya böyle ağır aksak da olsa işlediği bir modeldeyiz. Dolayısıyla bunun demokratik mutlaka yansımalar olacak ama esas olan burada demokrasi yol güzergahı dediğimiz Türkiye'nin toplumsal hazmetme kapasitesinin çok süratlendiği, ivme kazandığı bir döneme giriyoruz. Sanıyorum özellikle siyaset yapıcıların eğer bu süreci bu anlamda okuyamadıkları bir Türkiye'ye doğru gidersek burada Türkiye hep beraber kaybeder ve toplumsal anlamda bu güzel sosyal sermayeyi maalesef heder ederiz diye düşünüyorum. Dolayısıyla burada önemli olan bence Türkiye'nin geçmişte yaşadıkları, özellikle son 10 yılda yaşadıklarından dolayı hazmetme kapasitesinin önümüzdeki dönemlerde süratli bir şekilde artması lazım. Bence bu tartışmaların fevkalade faydası olduğunu düşünüyorum. Burada yine de gerçekten Gezi Parkı'ndaki çok samimi olarak gençler başta, bayanlar başta olmak üzere bu sessiz çığlıklara kadınlar olarak teşekkür ederim. Bu arada sessiz çığlıklara mutlaka duyarlı olanları da burada bir kere daha dikkate sevk etmemiz lazım. Çünkü Türkiye'nin geleceği bu anlamda çok önemli bir güzergaha girdi. Bunun kesilmemesi açısından bu çok önemli. Nuray Hanım, değilim. Ben şimdi bu faşizm ve diktatör gibi kelimelerin ucuzlatılmasına karşıyım. Yani yaşım itibariyle diktatör görmüşlüğüm var. Önce bunu bir söylemek isterim. Bir de Mübarek ve Erdoğan'ı aynı cümleler içinde de geçirmeniz hani dikkatimi çekti. İlginç bir siyasi bir taktik olarak düşünüyorum. Benim söylemeye çalıştığım şey şu. Ben Biyanet'te çok güzel bir yazı yazdı Ayşegül Altınay. Yani gerçekten yaşayan, deneyimleyen insan bu masumiyette ve bu kadar güzel yazı yazabilir. Gezi Parkı'nın içinde olanlar gerçekten masumdur. Orada gerçekten demokratik bir potansiyel var. Sapla samanı gene karıştırıp, efendim uluslararası bir şey konuşacağız deyip bu stüdyoya çağırıp ondan sonra çocuklara güzelleme, aferin filan demek bence gene siyasi bir tutum alıştır.
biz uluslararası şeyi konuşmak isterken kalkıp ulusal güçlere şeyler verip işte ulusal, zaten onlar polarize etmeye çalışıyor, sen onlara şey dağıtıyorsun buradan. Bunların hepsi siyasi tavır alışlardır. Biz burada uluslararası bir şey konuşacağız dedik. İnsanlar bunu konuşmayı ya da konuşmamayı tercih ettiler ve çocuklara hani aferin güzelleme yaptılar. Onların hepsi benim arkadaşım. Birçok genç insan da var, onlar da beni tanıyor. Allah'tan ki sivil toplum camiasında bilinen bir insanım. Son 10 yılım orada geçmiş. Bu söylediklerime hani hiç kimse bu da nereden çıktı diyemeyecek. Dolayısıyla bu bir uluslararası 28 Şubat'tır. Efendim bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola. Haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar.